Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün likit mat rujlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz neredeyse 1-2 yıldır yani çıktıklarından bu yana makyaj dünyasını kasıp kavuran bir ürün kategorisi kendisi. Ben biraz geç bile kaldım bahsetmekten ama bana ruj sürmeyi sevdiren bir şey olduğu için likit mat rujlar bahsetmeden geçmek istemedim. Ben şimdiye kadar hangi ürünleri denedim, hangisini seviyorum, hangisini sevmiyorum, hem de dudağımda nasıl duruyor onları size göstermek istedim. Ard arda uyguladığım için ve böyle sonlarına doğru artık dudaklarım isyan ettiği için mükemmel uygulamalar görmeyeceksiniz ama en azından renkleri hakkında bir fikriniz olacak diye düşünüyorum. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Bahsedeceğim ilk ürün aralarında en yumuşak olanı, sürümü en kolay olanı bu L'Oreal'in Lip Paint Mat serisinden. Benimkinin rengi 201 numara. Geçtiğimiz ayın favorilerinde de bahsetmiştim bu üründen. Yapısı o kadar köpüksü ve böyle hani pigmentasyonu da çok yüksek değil. O yüzden buna likit mat ruj demek belki çok doğru olmayabilir ama kesinlikle dudakta mat duruyor ve kesinlikle likit formda. O yüzden bu kategoriyi almak istedim. Ben bunun rengini de çok seviyorum. Genelde koyu ruj kullanmaya çok yanaşmadığım için günlük hayatımda böyle renkleri çok seviyorum. Nude olmasına rağmen böyle çok ölü bir nude değil. İçinde pembelik hafif şeftalilik var. Dediğim gibi bir önceki favorilerde bol bol bahsettiğim için çok üzerinde durmayacağım. Ama aldığımdan beri çok severek kullandığım bir ruj oldu. İkinci bahsedeceğim seri ise Kiko'nun Double Touch'ları. Şu anda bunun ambalajını değiştirdiler. Böyle daha şık, daha böyle cama benzeyen, yassı, eliptik bir ambalajı var. Ama sanıyorum renkleri değişmemiştir. İlk bahsedeceğim rengi 104 numara. Bu 104 numara benim aldığım ilk likit mat ruj. Bunların iki tarafı var ve kalıcı ruj olarak geçiyor aslında. Likit mat ruj da değil. 10 saat kalıcı olduğu söyleniyor. Ben hiç 10 saat denedim mi emin değilim. 10 saat kalmıyordur diye düşünüyorum ama bir tarafında renkli ruj kısmı var. Diğer tarafında ise böyle parlatıcı gibi bir kısım var ama ben bu tarafını neredeyse hiç kullanmıyorum. Yani gördüğünüz gibi bunlar da tamamen temiz. Bunu da sanırım başka bir amaçla kullanmıştım. Bu 104 numara benim kesinlikle aralarında favori rengim ve en çok kullandığım renk. Bu hafif pembelik, hafif mürdümlük içeren bir renk. Zaten 10 favori rujumda da bundan bahsetmiştim. Diğer rengi 115 numara. 115 numarada tam böyle canlı bir pembe. Pigmentasyonu da iyi bu arada bu rujların. O yüzden cidden rengini veriyor. Çingene pembesinden bir tık daha az iddialı. Çok güzel bir pembe. Diğeri ise aralarında en az kullandığım 111 numara. Bir gaza gelip aldığım yazın. Böyle turuncu bir kırmızı. Eğer o tarz turuncu kırmızılar sizin ten renginize yakışıyorsa bana çok yakışmadığını düşünüyorum ben. Buna mutlaka bakabilirsiniz. Ama ilginç bir şekilde bu renk diğerlerinden daha az pigmentli. Halbuki böyle tüpte çok daha koyu duruyor ama gerçek hayatta sürerken birkaç kat sürmeniz gerekiyor. Kapılarından bahsedecek olursam asla sürerken rahatsız etmiyor. Hemen kuruyor endişesine düşmüyorsunuz. Çok rahat sürüyorsunuz. Ve bu bahsedeceğim bütün likit mat rujlar arasında en kalıcısı bu. Swatchları yaparken sürdükten sonra çıkarmakta en çok zorlandığımda bunlar oldu. Gerçekten kalıcılık iddiasını yerine getirdiğini düşünüyorum. Eğer hiç bakmadıysanız bu Double Touch serisine bence bir bakın. Diğer bahsedeceğim seri ise The Balm'ın Meet Matte Hues serisinden iki rengi var. Bende birincisi Anız. Zaten The Balm'ın birçok ürünü gibi bu likit mat rujlarda çok popüler oldu. Çok az rengi var sanıyorum. 10 kadar rengi var. Bu böyle yumuşak bir turuncu. Hafif içinde şeftalilik de var. Balm'ın çok az kullanıyorum. İlk bunu aldım hatta. Ve hani renginden dolayı çok fazla kullanmadığım için de uzun bir süre başka bir rengini almadım bu seriden. Hafif böyle canlılık istediğimde özellikle yazın ara sıra kullanıyorum bunu. En çok kullandığım rengi ise şu anda dudağımda olan, yani nasıl sürdüm bilmiyorum ama bütün o swatchlardan sonra bu Charming rengi. Bu herkese çok farklı duran bir renk. Ben bir arkadaşımda görüp almıştım. Onda böyle daha mora yakın duruyordu. Bende biraz daha toprak tonuna yakın duruyor ama çok severek kullandığım bir renk bu. Yapılarından bahsedecek olursam en güzel tarafı sanırım kokusu. Çok güzel nane kokuyor. Eğer nane kokularını sevmiyorsanız hiç önermem. Çünkü bayağı yoğun kokuyor. Yani bu arada ilk sürdüğünüzde var, sonra uçuyor koku. Sürekli bütün gün hissetmiyorsunuz. Ama ben çok seviyorum. Yapıları da yumuşak, hemen kurumuyor. Dudaklarınızı da çok kurutmuyor. Kalıcılığı da hiç fena değil. Yani az önceki bahsettiğim Kiko gibi değil ama bu bahsedeceklerim içinden en iyi olanlardan biri bence The Balm'ın kalıcılığı. O yüzden severek kullandığım bir seri. Diğer bahsedeceğim likit mat ruj ise bu Golden Rose'un Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof diye uzunca bir adı olan likit mat rujları. Bende iki rengi var. İlk aldığım 03 numara. Bu böyle çok tatlı bir pembe. Hafif soğuk da bir pembe. Benim rujlarım çoğu sanırım bu renk. Böyle soğuk pembe tonları. İşte MAC'in Merine biraz benziyor gibi. Biraz daha açığı. Ama tüptekinden biraz daha açık duruyor dudakta. O yüzden ben bunu tahmin ettiğim kadar sık kullanmıyorum. Diğer bir rengi ise neden aldığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Herhalde gaza geldim. Bu 10 numara böyle gri gibi, mor gibi, çok soğuk, içinde hiç sıcaklık barındırmayan bir renk. Bazılarına çok yakışıyor görüyorum.
Ama bana bence hiç yakışmıyor. Yani bunu neredeyse hiçbir zaman tek başına kullanamadım. Belki çok koyu göz makyajıyla güzel olabilir. Çok ölü oluyorum yani ben bunu sürdüğümde. Ama son zamanlarda şunu keşfettim. Bu ikisini birlikte kullandığımda çok güzel duruyor. Böyle hafif morluk veriyor şu pembeye. Yani önce en alta bunu sürüyorum bir kat. Üzerine de bir kat bununla geçiyorum. Gerçekten çok tatlı bir pembe oluyor. Hatta bunu bir videomda kullanmıştım. Eğer hatırlarsam mutlaka linkini bırakacağım. Oradan daha iyi görebilirsiniz karışımını. Yapıları güzel. Yani kalıcılıkları bence The Balm kadar iyi değil. Biraz daha kolay çıkıyor. Bir tık daha fazla yenilemek gerekebiliyor gün içinde. Bahsedeceğim diğer likit mat ruj ise Kiko'nun Matte Muse Lipstick'leri diye geçen bu kabına vurulup aldığım ve oje gibi duran cam likit mat ruju. Bu benim sanırım bütün likit mat rujlarım arasında en az kullandığım ve en az sevdiğim. Çünkü likit mat ruju sevme sebebim bu rujda yok. Nedir o da? Gerçekten böyle pigmentasyonu yüksek. Hani bir sürüşte güzel renk vermesi, çok kalıcı olması, gerçekten mat olması. Hiçbiri bunda yok. Çok mat değil. Yani bir süre beklemek gerekiyor iyice matlaşması için. Rengini çok böyle 2-3 katta veriyor ve hani şöyle formüller olur ya, böyle sürüyorsunuz. Bir kısmı böyle dalgalanıyor, boş kalıyor. Orayı doldurayım derken sürdüğünüz yer bu sefer boş oluyor filan. Anlatabildim mi bilmiyorum ama gerçekten sürümü zor. Kullandığım renk de koyu olduğu için ekstra bir zorlaşıyor. Bu dediğim gibi çok kullanmadığım ve çok çok sevmediğim bir likit mat ruj. Diğer bahsedeceğim ise şimdiye kadar iki tane videomda, makyaj videomda kullandığım bu pastelin Daylong Lip Color'larından 23 numara. Bu ciddi anlamda koyu, böyle hafif kahveye kaçan bir bordo. Hani böyle Flor Mar'ın bir bordosu vardır ya, siyaha kaçan böyle kahve bordo gibi. Ben çok severim o ojeyi. Onun ruj versiyonu bence renk olarak. Kalıcılığı gayet başarılı. Bence Golden Rose'a göre daha başarılı. Rengi benim için çok iddialı olduğu için hani her gün kullanmıyorum tabii bunu. Çok sık kullanmıyorum ama yapısını seviyorum. Kurutuyor kesinlikle böyle likit formda. O yüzden biraz çabuk sürmek gerekiyor. Afiyet performans oranı çok çok iyi olan bir ürün. Zaten başka böyle nude renkleri de çok popüler görüyorum. Benim elimdeki tek rengi bu ve çok severim. Son bahsedeceğim likit mat ruj ise bütün bu bahsettiğim rujlar arasında tek uygun fiyatlı olmayan MAC'den Retro Matte'ın Liquid serisi. Bendeki rengi All Lady. Bundan daha önce bahsetmiştim. Hatta sanırım İlk favorilerim videomda bahsetmiştim kanalı açtığımda. Gerçekten o zaman favorimdi. Ama zamanla kullandıkça ve diğer likit mat rujları denedikçe neredeyse buna elim hiç gitmiyor. Birincisi rengi çok koyu bir mor. Aslında çok seviyorum rengi. Yani hafif bir göz makyajıyla çok güzel duruyor ama çok iddialı. İkincisi de yapısı. Tamamen koparak soyuluyor ve bunu sürdüğünüzde ve hani böyle iç kısımları çıktığında üzerine bir kat daha yenilemiyorsunuz. Yenileyemiyorsunuz daha doğrusu, çünkü çok kötü duruyor. Böyle topak topak oluyor. Mutlaka silip tekrar uygulamanız gerekiyor. Eğer benim gibi üşengeçseniz bunu yapmak istemiyorsunuz. Kötü diyemem. Dediğim gibi kalıcılığı, renk çeşitliliği çok iyi kesinlikle. Hele benim gibi böyle retro mat, hani stick formdaki MAC retro mat serisini çok seven biri için çok bulunmaz bir nimetti ilk çıktığında. Çok heyecanlandırmıştı beni. Ama uygun fiyatlı çok daha güzel muadilleri olduğu için dediğim gibi bunun asla ikinci rengini almam. O yüzden bunu artık pek öneremiyorum. Benim bütün likit mat rujlarım bunlardı. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Her zamanki gibi sizinkileri de çok merak ediyorum. Hangi formülleri çok seviyorsunuz? Hangi renkler favoriniz? Aşağı bana yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız şuradan kolaylıkla olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğene basmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.